Dostlarım merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Yeni mobil oyunlar serimizin 12. bölümüyle beraberiz. Yine çok çeşitli bir liste oldu. Elimden geldiğince kaliteli yapımları göstermeye çalıştım. Bu sefer neredeyse tüm oyunlar her iki platformda da bulunuyor. Yani o konuda rahat olabilirsiniz. Bunların dışında indirme linklerinin de açıklama kısmında yer aldığını söyleyip listeye geçiyorum. 5 numara Reach SOS. Bir bulmaca oyunuyla başlıyoruz. Oyun daha çok yeni, 100 indirilmesi var. Ayrıca beta programı da açık, isterseniz ona da katılabilirsiniz. Konusuna gelecek olursak, aslında pek bir hikayesi yok. Kontrol ettiğimiz ismi Shadow olan karakteri karşımıza çıkan bulmacaları çözerek yeryüzüne çıkarmaya çalışıyoruz. Oyun biraz kasvetli, karanlık bir ortamda geçiyor. Benim güzel bulduğum yanı ise jiroskop kullanarak bazı bulmacaları çözebiliyoruz. Bilmeyenler için şöyle söyleyeyim, telefonunuzu sağa sola doğru yatırdığınızda oyunun içerisindeki bazı kısımlarla etkileşime geçebiliyoruz. Şu anda hem Play Store'da hem de App Store'da ücretsiz olarak bulunan oyunumuzun boyutu ise 250 MB. 4 numara One Way The Elevator. Isolent serisinin yapımcısı olan Cotton Game'den yine o tarzda bir oyun geldi. Biz bir asansörün içindeyiz. Yukarı doğru gidebilmemiz için her bölümde mavi bir küre bulmamız gerekiyor. Point and click türünde ve atmosferi de gayet başarılı. Asansörle her yükselişimizde birbirinden farklı ortamlar bizi karşılıyor. Bunun yanı sıra arkada çalan hafif chill müzikleriyle de bizleri dinlendiriyor. Oyunumuzun Play Store'da 14 TL, App Store'da ise 15 TL fiyatı var. Boyutu ise yaklaşık 2 GB. 3 numara Mouse Busters. Şimdi de macera türüyle devam ediyoruz. Bu oyun oynanıştan çok hikayesine daha fazla odaklanmış gözüküyor. Bugün bolca gördüğümüz point and click mekanikleri var. Fakat dediğim gibi eğer hikaye sizin için ön plandaysa bu yapım hoşunuza gidebilir. Kısaca hikayesini anlatayım. Bir otele geliyoruz. 203 numaralı oda bize veriliyor. Odaya girip eşyalarımızı dizecekken aniden bir fare karşımıza çıkıyor. Biraz durup gittikten sonra biz de günün yorgunluğuyla yatıyoruz. Ertesi gün ise nasıl olduğunu anlayamadığımız şekilde fareye dönüşüyoruz ve hikaye bu şekilde başlıyor. Amacımız da yeniden eski halimize dönmek. Oyun her iki platformda da ücretsiz. İndirme boyutu da 30 MB. 2 numara Dark Forest Lost Story. Özellikle mobilde korku oyunu denince ilk akla gelen firma olan A-Gaming Plus Studio'nun yeni oyunu. Bu firma Mental Hospital ve Reporter gibi serilerin de yapımcısı. Bilmeyenler için söyleyeyim dedim. Bu oyuna gelecek olursak, içinde farklı farklı korku figürleri bulunuyor. Mesela Baba Yaga ve Slenderman gibi. Bunlar ayrı ayrı bölümlerden oluşuyor. Daha gelmeyen figürler de var. Herhangi bir bölüme girdiğimizde onu bize hikayeleştirip sunmuşlar. Jumpscare sevenler için de gayet yeterli. Yani oynanılabilir korku oyunu bulmak gerçekten zor. Ama bu oyun beklentinizi bir nebze de olsa karşılayacaktır diye düşünüyorum. Şu an için yalnızca Play Store'da bulunan oyunumuz ücretsiz. İndirme boyutu ise 620 MB. 1 numara 90 Down 3. Gerçekten 1 numaranın hakkını veren bir oyun. Zaten bu seri PC'de de vardı. 3. oyunda 4 Ekim tarihinde çıkış yaptı. Oyunu anlatmaya şöyle başlayayım. 2 boyutlu RPG türünde, özellikle haritasıyla sizi memnun edecektir. Çünkü harbiden geniş bir harita ve öyle boş da değil. Etkileşime girebileceğimiz bir sürü şey var. Mesela oyunda 270'ten fazla benzersiz yaratık bulunuyor. 1400'den fazla kullanabileceğimiz aksesuar var. Yani mobilde böyle uzun süreli bir oynanış vadeden oyun görmek bana göre çok güzel. Oyunun içerisinde yemek pişirme, balık tutma gibi aktiviteler de yer alıyor. Play Store'da 55 TL, ne yazık ki App Store'da 78 TL fiyatı olan oyunun boyutu ise 600 MB. Beyler bayanlar, listemizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.